Şevval hoş geldin, merhabalar. Merhaba hocam, hoş bulduk. Seni görmek ne güzel. Pandemiden önce yaptığımız ameliyatlardan birisin. Evet. Araya uzun bir pandemi süreci girdi. Ondan sonra da geldin. Sanırım 7,5 ay geçti Evet. ameliyatımızın üzerinden. Biraz önce de kontrolünü yaptık. Oldukça iyi. İçi, nefesle ilgili problemler bizim açımızdan oldukça iyi. Nasıl nefesinle ilgili sorunlar? Düzeldi mi? Rahat mısın? Ameliyat oldu, 7,5 ay oldu. 7,5 ay önce de ben zaten nefes alamadığım için gelmiştim. Esas sebebim buydu. Şu an çok iyi nefes alıyorum. Gerçekten çok iyi nefes alıyorum. Güzel. Hiçbir problemim yok nefes almayla ilgili. Alerjilerim düzeldi. Sık sık peş peşe hapşırıyordum 5-10 defa. Onlar düzeldi. Burnum akmıyor artık eskisi kadar. Bir de uçağa bindiğimde ya da dalış yaptığımda kulağım tıkanıyordu burnum yüzünden. Onların hepsi düzeldi. Şu an için her şey çok yolunda gidiyor. Bizim ameliyatımızdan önce bir ameliyat daha olmuştuz. Evet. Yani bizim yaptığımız ameliyat hani revizyon ameliyatı. Evet. Nasıl karar verdin veya ne sebeple hani neydi problemler? İlk ameliyatta düzelmeyen neydi ki tekrar ameliyat olmak istedin? Benim ilk ameliyatı olma sebebim de burnumun küçükken kırılmış olmasıydı. Burnum kırıldıktan sonra nefes alma problemlerim başladı. Çok yamuk, çok eğri bir burnum vardı. 18 yaşına girer girmez ameliyat oldum. Şu an 28 yaşındayım, yani 10 sene önce. O dönem çok doktorları araştırma şansımız da yoktu açıkçası. İlk denk geldiğim doktordan ameliyat oldum. Ama nefes alma sorunlarım geçmedi. Bu yüzden bir revizyon ihtiyacım doğdu. Ben zaten 23 yaşından beri doktor arayışındaydım. İkinci ameliyat olmaya aslında o yaşlarda karar verdim. Ama bir türlü cesaret edemedim. Çok doktor gezdim, çok doktorla görüştüm bu sürede. O sırada tabii teknoloji de ilerledi. Her sene doktorlara gittiğimde farklı teknikler çıkmıştı, farklı yöntemler çıkmıştı. Sürekli bir araştırma halindeydim açıkçası ama hiçbiri içime sinmedi. Doğru doktoru bulabileceğimi düşünmedim. Çünkü ikinci ameliyatlar biraz daha zor. Tabii, Yani evet. burnum eğer gerçekten daha problemli bir hale gelirse üçüncü ameliyatı ya olamayabilirdim hem psikolojik olarak hem maddi olarak. O yüzden doğru karar vermem gerekiyordu. O sırada da size denk geldim. Instagram'dan denk geldim. Sizin haberlerinizi buldum. Sitenize girdim, araştırdım. Neler okumuşsunuz, hangi eğitimleri almışsınız diye ilk önce tabii sizi topladım hocam. Ondan sonra sizinle bir görüşmek için randevu aldım. Geldim. Sorunlarımı anlattım size. Siz de dinlediniz, sağ olun. Neler yapabileceğinizi anlattınız. Bir yol haritası çizdik. Ondan sonra galiba iki kez daha geldim. Neler yapabiliriz, ne yaparız diye. Her sorunla ilgilendiniz benim. Özellikle nefes alma problemimle ilgili. İşte burnumun şekliyle ilgili çok konuştuk sizinle. Ondan sonra da ameliyat oldum. İkinci ameliyatım bu şekilde oldu. Peki ameliyat, iki tecrübem var. Evet. İlk ameliyatla hani karşılaştır diye söylemiyorum ama hani bizim son yaşadığımız ameliyat tecrübesi ne tür problemler yaşadın ameliyattan sonra? Mesela ben çok merak ediyorum. Hastalara hep ikinciyi soruyorum. Hastalara hep sorarım yani ağrı oldu mu gerçekten? Nedir rahatsızlık veren bir huzursuzluk veren bir durum var mı? Nasıl bir süreç? Yani ne bileyim hani yeni ameliyat olmaya karar vermiş birisin nelerle karşılaşacak? O açıdan bir onlara anlatabileceği bir şey var mı? İkinci ameliyattan sonra, şimdi önce tabii şunu söylemek lazım, ameliyata girmeden önce insan korkuyor yani ne olursa olsun. Şekli güzel olacak mı, sonra acı çekecek miyim, hemen ayağa kalkabilecek miyim? İnsan korkuyor bu süreci biliyor olsa da. Benim ameliyatım galiba 4 saat sürdü. Ameliyattan sonra, ameliyat bittikten sonra, narkozun etkisi geçtikten sonra 2-3 saat sonra ben ayaklandım. Kendi işlerimi yapabiliyordum. Sabahında da eve gittim, evime döndüm. Tabii kontrolleri sizin tarafınızdan yapıldıktan sonra. Eve döndüğümde de kendi işlerimi yapabildim. Ev temizleyebildim, yemek yapabildim. Yani bütün işlerimi çok rahat bir şekilde hallettim. Zaten tamponlarım vardı, o yüzden dışarı çıkmama çok önermediniz. Her şeyi kendim halledebildim. Hafif bir şişliğim oldu. Tabii bunu şöyle düşünmek lazım. İğne yapılan yer bile hafifçe şişiyor. Yani burnunuzun ortasına bir işlem yapılıyor. Biraz şişlik oldu tabii normal olarak. Ama onlar tampon geçince gitti. Hiç morluğum olmadı. Hiç morluğum olmadı. Tamponlar çıktıktan sonra zaten şişliklerim hemen azaldı. İlk bir hafta sonrasında şişlikleri yani dışarıdan bir fark etmiyordu. Onun dışında Burun tıkanıklığı çok problem oldu mu burun tıkanıklığı problemi hiç olmadı benim. Yani ameliyatınız? ben bunu zaten çok şaşırdım. Tamponlardan sonra ben nefes alamam,
Hatta yemek yemem, biraz kilo veririm, her şeyi bir arada yaşarım diye düşünüyordum. Ama hiç olmadı. Zaten delikli tampon kullanıyorsunuz sanırım, silikon. Evet. Nefes alabildim. İlk günden itibaren nefes alabilmiyor. Ameliyattan çıktığımdan itibaren nefes almaya başlamıştım. Tabii zaman zaman olarak tıkanabiliyor ama sende hani şans, yok, hiç şey iyi olmuş. Evet. Şişlik, morluk da çok rahatsız edici olmadı. Yok, biraz tek bir tarafımda vardı benim şişlik. Çok hafif bir şişlikti ama hiç morluğum olmadı. Şişlik de zaten tampon aldıktan sonra geçti. Acı ya da ağrı hiç duymadım.